Sevgili seyirciler, ben Nebahat Çehre. Bu hafta bir cumartesi gecesi adına film setlerini elimden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışacağım. Alo? Evet benim. Bekliyorum. Sevgili seyirciler, Ankara TV Müdürlüğü'nce hazırlanan televizyon dizisi Kavanozdaki Adam filminin setindeyiz. Filmin yönetmeni Sayın Mesut Uçakan'la birlikteyiz. Sayın Mesut, kaçıncı filminiz oluyor bu film? 8. filmimi 2 ay önce bitirmiştim. Bu 9. olacak. Bu durumda fazla yaşayamaz İncan. Belki birkaç ay. Üzgünüm. Çok geç kalınmış. Büyük bir tümör. Gittikçe de büyüyor. Peki hiçbir şey yapılamaz mı? Sanırım bir tek şey var. Beyin nakli. Hayır. Bir başkasının beyniyle nasıl yaşarım? Film ilk defa televizyonda ve Türk sinemasında son derece ilginç bir konuyu gündeme getirecek. Bilim kurgu hüviyetinde bir konu. Türkiye'de ve dolayısıyla dünyada ilk defa beyin naklinin bizim toplum içerisinde yapıldığını varsayarak bir takım kişisel sapmaları, sosyal yorumları beraberinde getirmeye çalışıyoruz. Bunu salt bilim kurgu olarak da nitelemek aslında pek doğru değil. Ayrı ayrı yaşanan hayatlarla son derece ilginç bir dünyayı çizmeye çalışıyoruz. Beyin nakli diye bir şey olamaz. Bu bir cinayettir. Ortaya bir canavar çıkacak. Nasıl fark edemiyorsunuz? İlim bu değil. İlime saygı da bu değil. Beyin nakledebilirsiniz ama ruhu asla. Nevra'cığım, senin böyle çok yoğun çalışmaların var. Tiyatro, müzikal ve sinema. Bir de güzel evin ve çocuklarınla uğraşıyorsun. Buna nasıl fırsat bulabiliyorsun? Hepsine tabii bir program içerisinde yer ayırarak. Bu da çok zevkle ve istekle başladığım bir dizi oldu. Çünkü şimdiye kadar çalışmasını yaptığım konuların dışında bir olaydı. Evet. Amerikan sinemasında ve Amerikan televizyonda çok izledik bilim kurgu filmlerini, evet, ama bizde sanıyorum ki ilk defa. TRT'de böyle bir şey, TRT yapımı olarak oynayacak. Mehmet! Evet sevgili Nil, senin kaçıncı filmin oluyor? Benim 2. filmim oluyor. Televizyon mu? Evet, televizyon. Televizyonda. Semih Şerifoğlu sensin. Anlıyor musun? Sen. Bak. Semih Şerifoğlu sensin. İyi bak. Babam Faik Baysal'ın uzun yıllar önce kaleme almış olduğu bu eserde oynamaktan dolayı ben hem çok mutlu hem de çok gururluyum. Ben onun adına TRT kurumuna, değerli oyuncu kadrosuna ve çok titiz bir çalışma gösteren Mesut Uçakan'a teşekkür ediyorum.